Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün yine sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bu sefer Gold Toledo'yuz. Hesabımı bildiğiniz gibi Gümüş'ten Gold'a çıkarmıştım. Jungle aldım. Jungle'da Jax oynayacağım. Jax benim eskiden çok sevdiğim hero'lardan biriydi. Oyuna ilk başladığımda oynadığım hero'lardan biriydi Jax. O zamanlar tabii aşırı güçlüydü, buff'lıydı baya. Oynanıyordu ama şu an nerflü. Eskisi kadar güçlü değil ama hala oynanabileceğini düşünüyorum. Top lane'de falan da oynanıyor zaten. Şimdi size jungle'ın nasıl oynanması gerektiğinden bahsedeceğim. Bu sıralar farklı oyunlar da çekmek istiyorum bir yandan. Kanalda farklı farklı videolar da olsun istiyorum. Ama tabii LoL'ü de bıraktığımı söylemiyorum. LoL'ü daha çok çekeceğim. Ama diğer oyunlardan da ara sıra serpinti yaparım böyle. Ara sıra paylaşırım. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa belirtirsiniz. Bu arada karşıda jungle Amumu var. Amumu biraz sıkıntı olabilir. Oyun ilerledikçe tanklaşacak. Ama Jax'ın da böyle bir güzelliği var. Oyun ilerlediğinde tankları paramparça edebilecek bir güç Jax. Karşısında duramıyorlar. Ben özellikle sezon 3'ün sonunda çok fazla Jax oynuyordum. Çünkü çok güçlü buluyordum. Urf'ta Jax gelince seviniyordum. Çünkü EQ'yu sürekli komboluyabiliyorsunuz, sürekli atabiliyorsunuz. Rakip sizden kaçamıyordu. Felaket güzel. Şimdi Avcı Palası'yla başlayacağım. Doldurulabilir iksir alacağım. İki tane rune sayfam olduğu için AD ve AP diye ayırdım onları. Yoksa saldırı hızlı olan bir rune tercih ederdim. Ama sıkıntı yok. Böyle de başlayabiliriz. Maviden başlayacağım Jax'a. Size skillerinden de bahsedeceğim Jax'ın. Birazcık da öğretici olsun. Şimdi öncelikle Jax'ın Q'sundan bahsedelim. Böyle bir range'imiz var. Bununla minyonun üstüne, totemin üstüne veya rakibin üstüne atlayabiliyorsunuz. Yani size mesafe kazandırıyor. Çok güzel bir olay. W'su Jax'ın güçlendir. Bir tane saldırınız fazladan ekstra hasar vuruyor. Büyü hasarı vuruyor. Yani Jax hibrit bir karakter. Hem AD hem AP bir karakter. Zaten ben de o hibrit özelliğini göstereceğim size. Rakibiniz ne kadar zırh kassa da siz AP, yarı AP'ye vurduğunuz için yani ne yapsa da bir işine yaramıyor. E skill'i Jax'ın karşı saldırı. Jax elindeki sopayı, feneri artık çeviriyor. Çevirdiğinde rakibin düz vuruşlarından etkilenmiyorsunuz. Savruldu falan yazıyor, savuşturuldu yazıyor. Birazcık hareket hızı kazanıyorsunuz ve E'ye tekrar bastığınızda veya E'nin bitmesini beklediğinizde etrafınızda ne kadar rakip varsa hepsi stunlıyor. Buraya yardıma gelirlerse çok güzel olur. Bot'un yardıma gelmesi lazım. Biraz geciktiler. Böyle geri çekmem lazım. Dediğim gibi saldırı hızım olmadığı için ağır kesiyorum. Ultisinden de bahsedeceğim size. Jax'ın pasifinden de bahsedeceğim. Önce şuradaki kurtlarımızı alalım. İkinci olarak E skill'imi açtım. Gördüğünüz gibi ne kadar vursalar da hasar yemiyorum. Bu kurtlara da çarp atmayacağım. Çarpımı red'e saklıyorum. Red'e atacağım. Şunu kesersek eğer. Saldırı hızımız olmadığı için tabii biraz ağır kesiyoruz. Öyle de bir sıkıntısı oluyor maalesef. Şimdi direkt red'e gideceğim. Ama onun red'imi çaldığını düşünmüyorum aynen. Yine de bir kontrol edelim. Jax'ın pasifi siz vurdukça saldırı hızı kazanıyorsunuz ve saldırılarınız güçlenmeye başlıyor. Orada bir ping girdi bana. Topa gitsem keser miyiz diye baktım ama. Red'i alıp topa gitmek istiyordum aslında. Neyse sıkıntı yok. Jax'ın ultisi size büyü direnci ve zırh kazandırıyor. Aynı zamanda da Jax'ın gerçekleştirdiği peş peşe saldırılar ekstradan hasar vuruyor. Yani çok güçlü bir karakter aslında Jax. Eskiden daha da güçlüydü. Ulti açtığınızda hem tanklaşıyorsunuz hem de ekstradan hasar vuruyorsunuz. Yani böyle bir karakter düşünün. Topa
Pakistan mı, onu kesebilir miyiz? Canı da az ama Kled çok kuşlamış. Kuşladığı için de bir şey yapamıyorum. Mid'e gelsem daha iyi olacak. Ryze gank atmak kolay. Oraya gelirim de açılmıyor ki o adam. Yani açılmayacaktır. Çok kuşlamış. Mid'e gitmek daha doğru. Ahri devam etse çok güzel olur. Güzel, bu öldü. Güzel, rahat bir kill oldu. Orada Zed'de oyalansaydım eğer, Zed zaten açılmayacaktı. Lane'i çok geride olduğu için minyon kesmekle meşguldü. Açılmayacağını düşünüyorum yani ben o adamın. Şöyle hızlı bir şekilde bunları da alacağım. Ardından base'imi atacağım. Üzerinde bayağı bir para birikti. Bunları da keselim. Saldırı hızına yüklenmek istiyorum. Jax'a hızlı hızlı vurabilmek için. Zaten karşıda onu durdurabilecek, engel olabilecek kimse yok. Yalnız bir Soraka faktörü var. Soraka'ya atılmam lazım. Kulet onu kesti. Hadi be. Kötü oldu. Kırmızı çarp istiyorum aslında. 1v1 durumlarda kaldığımda rahatça rakibi kesebilmek için. Bu arada şöyle göstereyim. Nerede o? Aynen. Saldırı hızı olan çarpı tercih edeceğim. Bir tane de pink ward aldım envanterime. FPS'im çok düşüyor. Bende de FPS sıkıntısı var. Videodan kaynaklı olabilir. Normalde düşmüyor FPS'im bu kadar aşırı derecede. Ama birazcık daha kaliteli olsun istedim. O yüzden videoda aldığım FPS değerini arttırdım. Şimdi Ryze'ın sıçrası var mıydı demin? Atmadı herhalde. Atarken görmedim yani. Geleceğim Ahri'ye tekrar. Şöyle şu kurtlarımızı keselim. Şu an Jax çok kolay bir kill. Hani tekrar tekrar kesebilirim. Hem bu Ahri'ye yarar. Yalnız buraya da pink ward atmışlar. Çok güzel bir yere pink ward atmışlar. Zaten keşke Ahri buraya dönseydi. Bunu keserdik. Çok güzel. Oradan bir kill daha çıkardık. Şuradaki Yampiri yengeci kesmek istiyorum. Çünkü bota çok uğramıyorum. Bota uğramadığım için de botun geri düşmesini istemiyorum. Yani herhangi bir jungle gengine. Sonradan söylenebilirler. İşte yok buraya gelmedim falan filan diye. En azından ben gelemiyorsam rakip de gelemesin buraya. Çok şey kaldık orada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Çok güzel. Tamam, alalım ejderi. Yalnız çarpım yok. Ama buralardaysa sıkıntı olabilir bana. Ama burada kolayca atlayıp kesebilir. Şöyle arka çalıya da vardığımı atayım da. Şu an takımca iyi durumdayız. Herkes kill aldı. Vayne'imiz de kastı. Ahri'miz de iyi durumda. Şimdi o adamı bir daha kesebiliriz. Ama manam yok. Burada da ward'u varmış bunun. Kaçacaktır o. Ben şöyle maviye gideyim. Ahri de gelirse aslında mavisini verebilirim ona. Şöyle hızlı bir şekilde itiyorum olabildiğince. Ahri rahatça alabilsin diye mavi. Jax'a maviye ihtiyacınız oluyor illaki. Ama sonuçta bir Ahri'nin daha fazla ihtiyacı var buna. Aslında şuradan gitmeden de bir Gromp'u kesebilirim. Ama bu bayağı geri düşmüş. 14 farmı var.
Baskın atıyor ama baskınlardan bir sonuç çıkartamıyor. Sonuç çıkartamadığı için de geri kalıyor haliyle. Ultimiz de geldi. Amumu buradaydı. Dikkat etmeleri lazım. Şöyle yazayım Amumu botta diye. Bilsinler nerede olduğunu. Mide geliyor şu an. Nahri'nin dikkat etmesi lazım. Onu gördüyse çıkacaktır zaten Nahri oradan. Tamam, kaçtı. Çok güzel. Kledimiz bayağı iyi durumda. Yalnız benim internetim gitti. Hoş olmadı bu. Şöyle bir bağlantımızı tekrar şey yapalım. Hotspot kullandığım için bağlanmak için. Yoksa bizim yurtta sıkıntı var. Bağlanamıyorsunuz direkt. Yasaklı site olarak gösteriyor. O yüzden bağlanamıyorum. Orada yalnız mide kadar inmişim. Hızlı bir şekilde kuşlarımızı da alalım. Aslında raid'i alıp kuşlara dönebilirdim. Ama bu benim ormanı çalmadı herhalde. Biraz önce çünkü bottaydı. Kendi kırmızısını almış olabilir. Demin Ahri'ye giderken üzerinde kırmızı vardı. Dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar jungle oynarken. Karşı jungle'ın ne yaptığı. En çok onun ne yaptığına dikkat etmeniz lazım. O en son neredeydi? Üzerinde hangi buff'lar vardı? Eğer buna dikkat ederseniz onun nerelerden geçtiğini ve hangi kampları temizlediğini çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu da sizin avantajınız olur. Bu arada Vayne'imiz hala bağlanmadı. Kötü bir durum. Umarım hemen bağlanır. Ya oyun geçince taşıyabilirim. Sıkıntı değil de. Sonuçta başlarda bir sıkıntı yaşayacağız. Zed'e de gitmek istiyorum aslında. Çok güzel. Tamam, kesti onu. Eline sağlık. Amumu en son bu taraflardaydı. Bir mavisine bakalım. Almış mavisini. Yalnız bir sıkıntımız var. Vayne'imiz yok. Ahri'yi bekleyeceğim şimdi. Ona, o adama girebilmek için. Ahri yaklaştığı anda tamam. Çok güzel. Şimdi bota inmem lazım benim. Aslında Ahri'ye yardım etmek istiyordum orada. Tavrı alması için ama maalesef yardım edemiyorum. Şimdi o Soraka'yı rahatça keseceğim ben. Çok güzel. Şurayı hızlıca bitersek beynimize bağlandı zaten. Bu tavra vurmamız lazım bizim. Hatta bunu alabiliriz. İlk kule olacak bu. Jax'ın böyle bir güzelliği var. Gördüğünüz gibi saldırı hızım %52 arttı. Pasifimden gelen bir şey bu. Düz vuruş yaptıkça minyon olsun kule olsun. Yani Jax bir kule canavarı. Tam anlamıyla bir kule canavarı. Çok seri bir şekilde pushlayabiliyorsunuz istediğiniz yeri. Şöyle onu tekrar keselim. Ultisi de yoktu. Biraz önce ultisini kullanmıştı. İnatla lane'i itmeye devam ediyor. Ve bu onun kaybetmesine sebep olacak. Alameti aldılar ama çok aktif kullanamayacaklardır. Keşke Vayne orada tek başına olmasaydı. Arkasında vardı da yok. Umarım ölmez. Şimdi takıma daha çok yardım etmek istiyorum aslında ama bir yandan da benim de gold'a ihtiyacım var. Üzerinde 2K para birikmiş yalnız. Kredimiz kastı. Şu aslında arkadan gelsem daha mı rahat olurdu bilemedim. Güzel, ben orada Zed'i yakalarım. Çok güzel. Arkadaşlar tapta Zed oynamayın, size bunu söyleyeyim. Yani ne olursa olsun her yerde oynayın ama tapta Zed oynamayın. Zararınız olur. Ne takıma yardım edebilirsiniz. Ne kolay gank alabilirsiniz. Çünkü jungle'a herhangi bir avantaj sağlayamazsınız. Mesela gank bir rank oynarken de bence tapta sıkıntı. Neden? Çünkü bir yardım sağlayamıyor jungle'a.
Çok güzel. Hemen base atmam lazım. Ama ultisine basar diye ultime bastım. Ya basmadı. Ultisi yokmuş herhalde. Şöyle büyü direnci ayakkabısı alacağım. Fazladan hasar yememek için. Ardından Hexage silah kılıca gidiyorum. Büyü direnci var. Aynı zamanda içinde AD de var ve saldırı hızı da veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım. Yok. Saldırı ve yetenek gücü. Tamam. Sıkıntı yok. Bu item de güçlendirilmişti. Güçlendirildiği için Jax'a gidiyor. Bunu alacağım. Ardından Guinsoo'ya gideceğim. Guinsoo bir ara nerf yemişti. ADC'leri falan alıyorlardı. Şimdi hala Kog'Maw'u falan alıyorlar galiba da emin değilim. Ahri gelirse ona Blue verebilirim. Ahri'nin yakınına doğru çekmeye çalışıyor. Mid de orada hepsini kesebiliriz. Alameti çıkarttılar. Ultim de var. Çok güzel. Yalnız alamet orada kuleyi dövüyor. Buradan çıkmamız lazım. Çıkalım. Bende hiç can yok çünkü. Hiçbir şey yapamam burada. Kırmızıya çarpatacağım. Kırmızımı alacağım. Ondan sonra tekrar mid'e gelebilirim. Orada onları kısırabiliriz aslında. Şu an Amumu'dan çok öndeyim. Amumu ama yine de çok güçlü bir karakter. Ultini basma, ultini basma, ultini basma. Bastı. Yalnız Zed ölmedi orada. Çok kötü oldu o. Abi ölmüyor adamlar. Canlara bak. Bizim Soraka'yı çıkartmamız lazım. Soraka çok sıkıntı. Arkada sürekli can basıyor, can basıyor. Kimseyi öldüremiyoruz. Biraz önce TF'de ona odaklanmaya çalıştım. Yine de ölmedi adam. Ahri öldü. Helal. İnşallah taşıyacağım. Bakalım. Şu an kilde falan iyi durumdayız da. Hani bu kadar kil alıp taşıyamazsam üzülürüm. Ejderi aldılar orada. Aslında birazcık safe kalıp savaşmadan farmlasak daha güzel olabilir. Şöyle şunları alalım. Benim kuşlar da gelmiş. Kuşları da alalım. Ya Amumu ne kadar 41 farm yapsa da sadece ultisiyle bile TF'yi kazandırabilir. O yüzden benim Amumu'ya yakalanmadan, çünkü geri kalanı bana pek sıkıntı yaratamaz. Amumu'ya yakalanmadan kill almam lazım. Bu arada burayı da itebilirim aslında ben hazır kimse yokken. Flash'ımı atmak zorunda kaldım ama onu almam gerekiyordu. Bu arada ne kadar gold verdi görmedim ama 1'e 5'miş adam ya. Onu kesmesem de olurmuş yani. Minyon dalgası daha bekleyeceğim. Jax oynaması çok zevkli bir karakter ama birazcık da zor. IP'si düşük de hemen kaptım Jax'ı. Daha farklı jungle'ları oynamak istiyorum IP biriktirdikçe. Ya en azından en kötü Diamond olan hesabıma geçerim. Onunla oynarım. Sıkıntı değil. Siz sadece yeter ki isteyin. Z
Evet, şu an beni kesebilir ama kırmızı çarpım var. O kadar kolay olmaz o yüzden. Şu an bizimkilere yardıma gitmem lazım. Orada mavi için büyük bir mücadele var. Ben çıkabilirim umarım. Çıktım mı? Çıktım galiba. Amumu da öldürebilirim diye düşünüyorum. Orada kim kaldı? Güzel. Ryze öldü. Hemen bir base'imi atayım. Hiç canım kalmadı. Karşıdaki ettiğimiz düşmüş. Güzel. Soraka da çok iyi durumda değil. Birazcık Zed kill almış. Farm da önde. Amumu da orta derecede. Onun dışında sıkıntı yok. Hack seçimiz tamam. Şimdi Guinsoo'muza gidiyoruz. Guinsoo'ya çıktıktan sonra zaten paramparça ederim. Çünkü çok zor savunuluyor Jax'a karşı. Kaçamıyorsunuz. Mekanik bir hero. Bayağı hareketli. Hoplayıp zıplıyor falan. Bir de E'si size her türlü avantajı sağlıyor. E'siyle birçok şeyi doşlayabiliyorsunuz. Aslında bunu Ahri'ye mi bıraksaydım? Ahri'nin üzerinde mavi var. Aynen, tamam. Bir dahaki ejderimiz Okyanus. Yani çok önemli bir ejder değil ama yine de almak lazım. Farmda Amumu'nun önündeyim. Güzel orman döndüm. Rahat bir şekilde. Benim burada olduğumu gördüler. Şimdi biraz önce çalıya kafa attım ama siz öyle yapmayın. Bodoslama girmeyin. Bu arada burada sayıca da eksiyiz. Yoksa fight atmak istiyordum orada. Amumu buradaydı. Amumu'yu kesebilirim. Eğer hala buradaysa. Aynen. Kaçamayacağım işte. Hayır, niye inatla geçmeye çalıştı onu anlamadım. İyi, bizimkiler de midde 2 kill almışlar. Şimdi Amumu olmadığı için takımlarında CC yok. Herhangi bir CC yok. Soraka sadece can basmaya çalışıyor arkadan. Ve kolayca fight'ı kaybediyorlar yani. Amumu da onlardan ayrıydı. Onların ayrı olmasını değerlendirdim. Bizimkiler de onlar yalnız kaldığı için onların üstüne döndüler. Şimdi bu kuleyi de alacağız rahat bir şekilde. Güzel. Bu tavrı da aldık. Şimdi Catelyn'e tek başına atlayamam. Tek başına atlarsam kesemem o adamı. Önce Soraka'yı çıkartmamız lazım. Arkada da Zed var. Dönüp dolaşıyor burada. Buraya aslında devam etsek alırdık. Aşırı fazla hasar yedim orada. Kettin bana çok vurdu. Bir de kuleden yedik orada. Arkaya teleport. Ha, tamam. Bir an rakipten biri teleport atıyor sandım. Bir tek Zed'de teleport vardı. Dedim o biraz önce öldü. Nasıl oraya kadar geldi? 2600 gold'a ihtiyacımız var. Bu arada bu hesap gold 5 ama elosu çok yüksek. Plat 4 falan elosu yanlış bilmiyorsam. Bayağı galibiyeti falan var herhalde. Kaç maç attım bunu? Herhalde 30 binim var. Yaklaşık olarak da bir 6-7 duzum falan var. O yüzden elosu bayağı yüksek. Gold bekliyorum şu an. Şunu satabilirim. Buna ihtiyacım kalmadı. Ejder geldi. Ejder'e yanaşayım ufaktan. Oradan çıkabilecekler mi? Çıktılar herhalde de. Canla yakalanırsa kötü. Tamam, güzel yakalanmadı.
Z buradaydı. Ne tarafa döndü o? Buradan. Z'e geliyorum. Helal. Sonra kaçamayacak. Güzel. Aslında Amumu'ya da dönerdim de. İşi riske atmak istemedim. Soraka için flash'ımı harcadım çünkü o değerli bir kill. Aslında TF sırasında alsam daha iyi olabilirdi. Birazcık da hatalı oynadım orada. Winston'un etkisi gerçekten çok fazla ya bu karakterde. Ryze nereye kayboldu? Buradan önüme çıksa keşke de. Muhtemelen o base atmıştır ya. Şöyle ejderi gidelim. Ejderimizi alalım. Geri çekeceğim ejderi. Amumu gelebilir diye. Ki geliyor da zaten ufaktan. Şöyle. Çaldı. Wow. İnternetim gitti. Çok güzel. 1220 ping. Tam TF anında. Muhteşem bir olay ya cidden. Canlara bak. Vayne tapta. Şu an burada 4v5 yapıyoruz sanırım. Yok. Şu an 3 kişi gözüküyor. Ryze ölü. 4 kişi gözüküyor pardon. Amumu da muhtemelen burada ölmüştür. İyi TF'yi kazanmışız galiba arada. O değil. FPS'im felaket düşüyor. Videoda olduğum için. Pingim de var tabii bir yandan. Güzel ya oyun bitti herhalde. Atlamıyorum bile. Atlayamıyorum. Abi pinge bak. Hala mı? Niye böyle oluyor gerçekten bilmiyorum ya. Sıralar internet niye bu kadar kötü hiçbir fikrim yok. Muhtemelen karakter şu an midden böyle gidiyordur. Kuleden bayağı bir hasar yiyeceğim. Ya skorumuz güzel tabi de. Skora da aldanmamak lazım aslında. Jax pek iyi oynayabildiğimi düşünmüyorum. Benden daha iyi oynayanlar vardır elbet ki. Aynen ölmüşüm. Şöyle şunu da alalım da. İnternet. İyi bizimkiler en azından bensiz de iş yapabildikleri için sıkıntı olmuyor. Bu arada pingim yüzlerde. Hani çok çok kötü. Arkada da hiçbir şey açık değil yani. Müziği falan kendim bilgisayardan dinliyorum. İnternetten açıp dinleyemiyorum. Çünkü dinlediğimde ping yapıyor baya. Bir an önce eve çıkmak istiyorum ama burada hani en iyi internet bile hani yurdun internetinden en iyi değil. O yüzden yurttan vazgeçmek de istemiyorum bir yandan. Ama maalesef böyle sıkıntılar oluyor. Kusura bakmayın siz de. Vayne oraya döndü. Buraya gidebiliriz aslında. Buraya gelseler çok rahat baron alırız. Çarpım falan da var. W skillim çok hızlı döndüğü için rahat bir şekilde alabiliyorum. Yalnız buraya doğru geliyorlar. Hemen almamız lazım. Çok güzel. Ahri de Zed'i kesti orada. Hadi ben de oradan bir kill alayım. Koş 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 koş. Ryze de geliyor arkaya. Çok güzel abi, çok güzel savaştınız. Harika. Bu adamı da keserler. Süper. Ahri güzel oynadı. Eline sağlık valla. Hakkını yememek lazım adamın. Ben de orada sattım bayağı atlayacağım diye. Hexleç'i çok geç bastım. Yani basamadım bile hatta. Caitlyn orada çok rahat kaçtı yani benden. Güzel.
Güzel oyun oldu ya. Rahat oyun oldu. Yani sevdim. Eğlendim de yani oyun oynarken. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gümüş Elo'da değil artık. Hep ağzım alıştı Gümüş Elo'ya. Altın Elo'da video atmaya da devam edeceğim. Bundan sonra belki tekrar yeni bir çağrı daha açarım. Sıfırdan kasıp hani nereye kadar gidiyoruz onu da görmüş olabiliriz. Öyle bir şey de yapabilirim. Kendi Elo'mda da video paylaşacağım. Ama kendi Elo'mda şu an pek paylaşmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi internet biraz sıkıntılı. Düzelmesini bekliyorum. Geceleri falan oynuyorum daha çok. Farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız bunu da chat'e yazabilirsiniz. Yani chat dediğim yoruma yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak da bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.